Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Evde et üretme fikrine ne dersiniz? Evde et üretebilir miyiz? Bu konuya girmeden önce size yenilebilir bir yosun türü olan spirulina'dan bahsetmek istiyorum. Spirulina ülkemizde yeteri kadar bilinmese de yenilebilir bir yosun türüdür. Peki spirulina bu şöhreti, bu ünü nasıl kazandı? 1940 yılında Fransız filoloji uzmanı Pierre Dangriet, Afrika'nın Çat Gölü'nün etrafındaki insanların yeteri kadar besin maddelerine sahip olmadıkları halde nasıl olur da bu kadar güçlü ve kuvvetli olabilirler düşüncesiyle oradaki kabilenin yanına yerleşti. Bir süre yeme içme alışkanlıklarını takip eden Doktor Dangriet, onların güneşte kurutulmuş yeşil kek benzeri bir gıda yediklerini fark etti. Bu gıdayı araştırmaya başlayan Pierre Dangriet, içerisinde yüksek oranda protein, karbonhidrat, vitaminler, aminoasitler ve enzimler olduğunu gördü. Çok şaşırmıştı. Şaşırmakta da haklıydı. Çünkü doğal olarak yetişen hiçbir gıdada bu derecede yüksek protein, enzimler, amino asitler ve vitaminler kompleks bir şekilde bir arada bulunmuyordu. Sadece spirulina'nın içerisinde bulunuyordu. Bu kadar kompleks vitaminler, proteinler ve amino asitler. Özellikle proteinin yüksek olması o bölge halkına güç, kuvvet veriyordu. Daha sonra bu araştırmalar Avrupa'da da yankı uyandırdı ve araştırmalar devam etti. Araştırmaların sonucunda A, B, C, E vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir açısından da çok zengin olduğu görüldü. 2000'den fazla enzim çeşidi, 18 amino asit, omega 3, 6, 9 yağ asitleri ve sadece anne sütünde bulunan vitamin kompleksi, özellikle sporcuların kullanmış olduğu BCAA kompleksi tamamıyla spirulina içerisinde mevcuttu. Bundan sonra spirulina şöhret basamaklarını adım adım çıkmaya başladı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, geleceğin en iyi gıdası ödülünü verdi. Ardından ABD Gıda ve İlaç Bakanlığı FDA en iyi besin takviyesi ödülüne layık gördü. 1993'te Uluslararası Gıda Konferansı en iyi doğal besin olarak tanıdı. Bunun yanı sıra spirulina'yı astronot besini olarak tanınmasını sağlayan NASA, astronotlarına spirulina gıda maddesini verdiğini açıkladı. Tabi malumunuz astronotların uzayda melemen yapması, yumurta kızartması zor. Bundan sebep hacmi küçük ama etkisi büyük olan gıdaları tercih etmek zorundalar. Ve spirulina bunun için biçilmiş bir kaftan. 1 kilo toz spirulina 1 ton meyve ve sebzeye eşittir. Hacmi küçük ama etkisi büyüktür. Küçük ama etkili bir gıda takviyesidir. Son derecede sağlıklı olan ve doğal bir besin olan spirulina'yı Japonya'da 50 yaş üstündeki insanların %73'ü düzenli olarak tüketmektedirler. Yine malumunuz ki Japonlar doğal beslendikleri için ekseriyetle sağlıklı insanlardır. Spirulina'yı genel hatlarıyla inceledikten sonra size spirulina hakkında daha detaylı bilgiler vermek istiyorum. Spirulina yenilebilir bir yosun türü olmasıyla birlikte aslında bir siyanobakteridir. Yani tek hücreli bir canlıdır. Neredeyse dünyanın varoluşundan beri dünyada yaşamını sürdüren dünyanın en eski, en yaşlı tek hücreli canlılarıdır. Meteorlar göktaşlarıyla birlikte dünyamıza gelen su zerrecikleri dünyada gölleri ve denizleri oluşturdu. Bu denizlerin içerisinde ilk olarak meydana gelen İlk yaşam formu mikroalglerdi. Bunlar tek hücreli canlılardı. Bu tek hücreli canlılar karbondioksiti oksijene çevirme görevini üstlendiler. Ve bugün dünyamızda var olan atmosferi meydana getirdiler. Onların üretmiş oldukları oksijen dünya yüzeyine yayılarak atmosferi meydana getirdi. Şu anda nefes almamızı bir bakıma onlara borçluyuz. Spirulina'nın doğal yaşamı Afrika'nın Çat Gölü, Meksika'nın Texcoco Gölü ve tropikal iklimler olmasıyla birlikte aynı zamanda spirulina üretim çiftliklerinde üretilebilmektedir. Demir açısından çok zengin olduğunu bildiğimiz ıspanaktan tam 58 kat daha fazla demir içermektedir. Protein oranının yüksek olduğunu bildiğimiz kırmızı et veya beyaz etten 4 kat daha fazla proteine sahiptir. Vitamin, amino asit, enzim bakımından, protein, karbonhidrat bakımından en yakın rakibine yine 2 kat fark atmıştır. Spirulina'yı vücudumuz %90'ını enzim yapabilmektedir. Birçok yemiş olduğumuz normal gıdalarda enzim oranı düşüktür. Spirulina %60 oranda protein içermektedir. Aynı zamanda %20, %25 oranda karbonhidrat içermektedir. A, B, C, E ve B vitaminleri açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda potasyum,
magnezyum, selenyum, demir, çinko gibi birçok minerali de içeriğinde barındırmaktadır. Omega 3, 6, 9 yağ asitleri de içerisinde bulunmaktadır. 2000'den fazla enzim çeşidi, 18 çeşit amino asit bulunmaktadır. Ve özellikle vurgulamak isterim ki başka hiçbir gıdada bulunmayan, sadece anne sütünde olan vitamin komplekslerini de içermektedir. Özellikle sporcuların arasında meşhur olan, sporcuların çok kullanmış olduğu BCAA amino asit kompleksi yine spirulina'nın içerisinde bulunmaktadır. Amino asitin vücudumuz için önemi nedir? Amino asit vücudumuza almış olduğumuz proteinleri parçalamaya yarar. Eğer vücudumuzda yeteri oranda amino asit yoksa yemiş olduğumuz proteinler fazla enzim yapılamadan çoğusu çöpe gidecektir. Yani yemiş olduğumuz 1 kilo et eğer vücudumuzda yeteri oranda amino asit yoksa biz o 1 kiloluk etin sadece 100 gramlık kısmından faydalanabiliriz. Amino asitler bu açıdan vücudumuz için son derece de önemlidir. Ve spirulina'nın içerisinde bulunan 18 çeşit amino asit, spirulina ile birlikte gelen %60 oranındaki proteinleri parçalayıp hücrelere ulaştırır. İmkansız görülüyor. Ancak etten besin değerleri olarak 4 kat daha fazla besine sahip olan spirulina'yı evde üretebiliriz. Gerekli besi ortamı oluşturulduğunda ve spirulina'nın kültürü elde edildiğinde evde spirulina üretimi mümkün. Bu konu hakkında da inşallah videolarımız gelecek. Bundan sebep insanoğlunun tüketerek sağlıklı doğal bir yaşama kavuşabilmesi için spirulina biçilmiş bir kaftandır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın.